geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Esra Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk inşallah. Daha, biraz daha böyle gür konuşmanızı isteyeceğim. Sizleri görünce daha iyi olduk. Değerli Hülya Hanım olsun, değerli konuklarınız olsun. Hepinize sevgiler, saygılar. Sağ olun, bizden de sevgiler, saygılar. Ali Özengi programa niçin katıldı? Nasıl başvurdu? Ali Özengi programa niçin katıldı? İkinci bir evlilik söz konusu hayatımızda tezahür etti. Bu evliliğimizin içerisinde ikimizin de çocukları olması hasebiyle yavrular ciddi anlamda bize stratejik baskı uyguladılar. Stratejik. Ve gitler geller yaşamaya başladık. Bu gitler geller neticesinde ayrıldık. Eşim MS hastası olduğu için her şeyi kafaya takıyor, her şeye üzülüyordu, daha da ağırlaştı. Ben kendim iki sefer kalp ameliyatlısıyım. Bu arada kendim de hani vücut kimyamda zaten o kadar güçlü değil ama insan huzurlu ve mutlu olunca mücadelesini vermek zorunda olduğuna inandığı şeylerde ısrarla üzerinde gidiyor. Son nefesime kadar da gideceğim, asla bırakmam. Ne zaman evlendiniz? Biz 2000... Aysel Yaran değil mi? Ayrıldığınız evet, eşiniz. Evet, 2015'te evlendik Esra Hanım. Kaç yıl sonra boşandınız? İşte çocukların baskısından, kendi çocuklarım, onun çocuklarından da ve bir yıldır ayrıyız. Bir yıldır. Bir yıldır ayrıyız. Kaçıncı eşiniz Aysel Hanım? Aysel Hanım benim şu anda dördüncü eşim. Dördüncü eşiniz. Evet. Maşallah diyelim. Ha, maşallah. Yani... Efendim? Yok, maşallah dediler. Ben de hani maşallah. Şimdi yaşananları... Buradan bir saniye Ali Bey. Şimdi hani siz maşallah diyorsunuz, yan taraftan şöyle sesler geliyor. Biz biri bulamamışız. Neye maşallah? Dengeyi bozuyorlar değil mi? Ya dünyadaki dengeyi bozuyorlar sürekli olduğunda. Ya her insan ister ki... Yaşanılanlar çok hoş değildi. Tabii ki söylemek bunu bu kadar kolay gibi ama aslında yaşanılanları Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi eşiniz Aysel Yaran'a geri dön çağrısında bulunacaksınız, evet. Ama ben şunu merak ediyorum. İşte dördüncü eşiniz, başınızdan evlilik deneyimi defalarca geçmiş, evlilik kurumunun ne olduğunu, ikinci evliliklerde çocukların annesinden ayrıldıktan sonra diğer evliliklerde hangi sorunlarla karşı karşıya kalacağınızı az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu konuda kesinlikle öngörülüsünüz. Normal şartlarda hani sizin Aysel Hanım'la yapmış olduğunuz bu evlilikte birbirinize daha çok sahip çıkmanız gerekirken siz çocukların stratejik baskısıyla annemiz olmamızı istiyorsan evladın olmamızı istiyorsan ayrıl, bırak. Hani ayrılmamızı istediler. Kaç yaşında çocuklar? Evlendi, evi yuvası var efendim, 26 yaşında. Şimdi oldu. Ben kısaca şunu da öğrenebilir miyim? İlk evlilik kaç yıl sürdü, neden bitti? 2 ay. İki ay. Çocuk var mı? Tabii ki. 31 yaşında kızım var Esra Hanım. Oradan ama bir... ben ne hamile olduğundan haberim oldu ne doğumundan haberim. Sonra ilkini de yine o şekilde yok etmişler. Samsun, Bafra'da şu anda. Kimsenin tabii ki geçmişi kurcalayıp evi yuvası var. Çok. Ben şu detayı merak ediyorum. Yani ilk evlilik 2 ay sürdü. Çocuğunuzla görüşüyor musunuz? Ve bundan haberim yok. Çocuktan hiç haberim yok Esra Hanım. Gördünüz mü kızınızı? Sonra 12 yaşında kızımı buldum. Ben kendisine defalarca gittim. Kendimi tanıttım. Asli görevlerimi yerine getirmek için canla başla bütün asli görevlerimi yerine getirme elimden geleni yaptıysam da... İkinci evlilik kaç yıl sürdü? Benim ondan sonra zaten ilk evliliğimdi o benim. Öfke, kin, gazep hepsi harmanlandı. Kadınlara insanın ister istemez bakış açısı değişti ama kötü anlamda değil. Acaba bu da mı aynısını yapacak? Evet, o da aynısını yaptı. O da 4 ay sürdü. 4 ay sürdü. Ondan çocuk var mı? Hayır. Üçüncü evliliğiniz kaç yıl sürdü? Ha, çünkü ondan 4 tane yavrum var, 21 yıllık evlilik. Aslında orada siz kendi adınıza bir istikrarı yakaladınız. O 21 yıllık evlilik niye bitti? 21 yıllık. Niye bitti o? Niye bitti? Ben burada bunu çok fazla açık bir şekilde ifşa etmek istemiyorum. Nasıl istiyorsanız öyle hani anlatın. Hani kişilerin artık o ben herkes ayrılmışım. Herkes kendi hayatı. Çok fazla dokunuşta bulunursam sıkıntı olur ve ben çok fazla kurcalamak istemiyorum. Çoluğum çocuğum da bundan haberdar. Evime gidip Aysel Hanım'la birlikteki evliliğimizde... Bu yani çoluğum... bitmesi gerekiyordu, bitti. Detaylarını açıklamak aynen, istemiyorsunuz. Aynen. Ama çoluğum çocuğum kabullenene kadar bayağı bir süreçten bir sıkıntılar yaşadım. Sonra evime gelmeye de başladılar, gitmeye de başladılar. Çay da içtik, kahve de içtik. Hangi eve gelip hiçbir gitmeye şey başladılar? Benim efendim? Kafam dağılıyor da Aysel Hanım'dan mı bahsediyorsunuz? Tabii tabii. Ha, yani 21 yıllık evlilik bittikten sonra Aysel Hanım'la tanıştınız. Nasıl bir ilişkiydi, arkadaşlık ve evlilikti? Bu şöyle oldu Esra Hanım. Ben bekardım. Aysel Hanım evliydi. Ben Uşak Türkiye genelinde işte işimiz gereği geziyorduk. Ve ben onun
Evlendiğinde 3-4 aylık hamileyken tanıdım ama asla önüne çıkmadım. Tam 21 yıl sessiz sedasız bekledim. Çevresindeki arkadaşları, konusu, komşusu hep haber alıyordum. Ama asla yuvasını bozmadım. Asla hiçbir şekilde onun önüne çıkıp söz konusu olan sosyal hayatında, evlilik hayatında asla bir sıkıntı olmadım. Ta ki boşanana kadar. Siz... 21 yıl takip ettim. 21 yıl boyunca... Takip ettim ama takip rahatsız ettiniz. Ederek değil. Asla. Hiçbir şekilde ne önüne çıktım ne kendimden haberdar ettim. Ne zaman ki boşandığını... haberini aldım, anne babasının evinde kaldığını öğrendikten sonra ortaya çıktım. Ve direkt evlerine gittim, babasından istedik. Peki o 21 yıl boyunca sizin onu gizliden gizliye, içten içe, buna platonik deniyor herhalde değil mi? Platonik şekilde sevdiğinizi biliyor muydu? Ben onu tanıdığımda bekar, sonra ben evlendim tabii ama ben unutamadım Esra Hanım onu, hiçbir şekilde de unutamadım. Ama 20... O sizin sevdiğinizi biliyor muydu? Bilmiyordu. Öğrendikten sonra zaten 3 ay şok yaşadı. Ama siz o sırada evlisiniz. Efendim? Siz şimdi açığa vuruyorsunuz, diyorsunuz ki siz ben o zaman 3. evlilik döneminde siz eşiniz dışında başka bir kadını takip ediyorsunuz. Takip ediyorum ama rahatsız ederek değil Hülya Hanım. Yani ama varlığımdan hiç haber etmiyorum. Tamam, ona bir rahatsızlık yok da. Asla. Sizin ama duygularınız eşinizden ayrılmış demek ki. Eşiniz dışında başka bir kadın var hayatınızda. Ama duygulardan şöyle... ayrılmamış ki 21 yıl boyunca aslında belki de o hanımefendiye bakarken başka birini düşünmüş. Ne kadar doğru Esra? Ha? Bir de ne kadar doğru? Bu işin uzmanı ben değilim de cevabı ben veremem o yüzden. Ama insanların razı olmayacağı, toplumun razı olmayacağı asla bir girişimde bulunmadım Esra Hanım. Yani boşandı, her şey bitti. Ben boşandım, bitti. Ondan sonra karşısına çıktım. Yakın yerlerde mi oturuyordunuz? Hayır, ben İstanbul'da, Uşak'ta. Uşak'ta. Evet. 21 yıl önce çok onu nerede görmüştünüz, beğenmiştiniz? İşte Uşak gidişlerimiz, gelişlerimiz vardı. Ege'ye gidişlerimiz, gelişlerimiz vardı. Toptan bazı malzemeler veriyorduk. Hırdavat tezgahları olsun, işte dükkanlarını. Bununla beraber... Pancar motorları falan, o zaman da daha revaçtaydı bu köy tarım araçları falan. Bu gidişlerde gelişlerde işte Cenab-ı Hak kurban oldum, Rabbim çıkarttı karşısında gördüm. Ve gördükten sonra ben yine razı etmedim. Sadece ve sadece gittiği eve kadar takip ettim ve kayboldum gittim. Ondan sonra çevresini takip ettim. Arkadaşlarına ulaştım, haber alıyordum ama böyle böyle ben ona aşığım, ben onu sevdim değil. Siz ta ki boşanana kadar. Siz bunu itiraf ettiniz mi hanımefendiye? Efendim? Ben 21 yıl boyunca seni bekledim, bunu seni aradım diye. Boşandıktan sonra, her şey bitti. Ben boşandıktan sonra karşısına çıkıp bunları ifşa ettim. Ne dediniz? Aysel Hanım'a mı? Evet. Dememe gerek yok. Zaten söylediğimde kendisi garibim, MS hastası ve 3 ay şok, kendine gelemedi. Hani hastalığının durumu nedir, boyutu? Şu anda mı? Hayır, ya o zaman. O zaman hastalığı bir şey değildi. Şu anda MS hastası oldu. Yaklaşık 8,5 yıldır MS hastası. Hayır, ben Ali Bey, şimdi ben bir şey soruyorum. Siz kendi hayatınızdan yola çıkarak farklı bir cevap veriyorsunuz. Bir de işitme engelli Esra Hanım, %83. O yüzden belki de hani kaçırmış olabilirim. Anladım. Yani 21 yıl boyunca kalbinizde gizliden gizliye başka bir insanı sevdiniz aslında. Gerçek başka bu. Başka bir insan derken belki de siz doğruyu söylüyorsunuz da ben telakki edemiyorum. Yani Aysel'di benim... beklediğim, tamam, sevdiğim. Tamam ama yıllarca gizli, yani gizli aşkınızdı bu. İtiraf edemedim diyorsunuz, konuşamadım, ona rahatsızlık vermedim. Onun bu benim hislerimden haberi yoktu dediniz, doğru asla mu? Asla yoktu. Yoktu. 21 yıl sonra karşısına çıkıyorsunuz, o hanımefendi boşanmış ve onunla nikah masasına oturuyorsunuz. 21 yıl sonra hayalini kurduğunuz yerdesiniz. Hayatınızın kadını. Tamam. Şimdi bak, bir kadın olarak nasıl, aynen, ben başka bir gözle bakıyorum. Peki o 21 yıllık o duygular 2 yılda nasıl bu kadar kolay harcandı? Bitmedi, hala bitmedi. Oradaki yaşayan insanlara asla bir saygısız bir cümle kullanmaktan kendimi imtina ederim ama insanların yaptıkları, ettikleri, oraya bir taksi girse 100 kişi soruyor. Bu araba kime geldi, kime geldi? Hep böyle bir laf dolaşıklığı. Şu evliliğinizi bir anlatır mısınız bana? Efendim? Aysel Hanım'la. Aysel Hanım'la 2 yıllık evliliğinizi anlatır mısınız? Aysel Hanım'la 2 yıllık evliliğimdi ama ben boşandım. Nerede yaşadınız? Çok güzel şeyler. Nasıl bir hayatınız vardı? Hastalığından dolayı ayağı sürtüyordu biz evlendiğimizde. MS hastası olması hasebiyle. Ve şu an ayağı sürtmüyor. Şu an MS iğnesi kullanmıyor o zaman içerisinde. Yani hastası, hastalığıydı, doktoruydu, efendime söyleyeyim tedavisiydi.
Ali Bey, ben size eşinize iyi mi baktınız diye sormuyorum. Yok yok. Bu iki yıllık evlilik nasıldı? Çok kafa iyiydi. Olarak anlaşıyor muydunuz? Aileler uyum sağlıyor muydu? Sağladı. Onda hiçbir problem yoktu. Sadece çocukların onun kafasına girmesi. İşte anne ayrıl, anne ayrıl, anne ayrıl. Bir de içine atıyor. Onun çocukları evet, mı evet, engel evet, oldu? Evet. Çocukları sizi niye istemedi? Benim çocuklarım ilk etapta yani nikah yaptık. Nüfus kayıtı isimi çıkınca kabullenemediler. Ama ben bunu telafi ettim. Ben bunu tamir ettim ve yaklaşık 3-5 ay içerisinde ben çocuklarımla evime gitmeler gelmeler, ben problemleri bitirdim. Aysel Yara'nın çocukları sizi niye istemedi? Evliliği, annesinin evliliğini hazmedemediler. Niye hazmedemiyorlar? Yani hani annelerinin mutlu olması mı? Yok, istemediler. Yani ayrılar ne sahip çıkalım dediler. En son Mayıs'ın 6'sında... Çocuklar sizinle anlaşıyor muydu? Efendim? Çocukları sizinle anlaşıyorlar mıydı? Benimle mi? Evet. Benle, ben onlarla tanışmak için... Benle tanışmak istedikleri söylediler. Özel Uşak'a gittim. Ben Uşak'a geldim. Kardeşim ben geldim, tanışalım. Müsait değilim, gelemem dedi. Siz hanımefendiyle nikah kıyıldıktan sonra nerede yaşadınız? İstanbul. İstanbul'da. Aynı evde mi yaşadınız? Çocuklarla mı? Hayır, hanımefendiyle. O ve ben, başka yok kimse. İkiniz beraber evet, yaşadınız. Evet. Bu dönemde de rahatsızlığı vardı. Ve bundan canımla başımla hiç şikayetçi olmadan... Yürümesi de düzeldi, emesi iğnelerinde bıraktı. Tamamen ona moral, motivasyon ve ben, o da tabii ki onu kabullendi. Yıllar öncesindeki olan ona karşı sevgi diyelim, aşk diyelim, muhabbet diyelim, bunları öğrendikten sonra zaten onun bakış açısı ve güveni de oldukça arttı. Ben burada özellikle de hani gençlere sormak istiyorum. Şimdi annenizin bir rahatsızlığı var. Evliliğine karşı çıkıyorsunuz ama o ilişkinin annenize verdiği bir güç var. İşte bir motivasyon var, yaşam var, sevinç kaynağı var. Beyefendinin iddia ettiği gibi hastalığı üzerinde olumlu etkileri var. Annenizin mutsuz olmasını ister misiniz? Ya da onun mutsuzluğu, bu hastalığı ayrıldıktan sonra daha da tetikler diye düşünüp kaygılanmaz mısınız? Tabii ki ben... Nasıl kıydılar size? Yani sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak soruyorum. Tabii ki soruyorum. Söylediklerimin de sözlerimin de arkasındayım. Asla aksi bir şey çıkmayacaktır. 6 Mayıs'ta... bu 6 Mayıs. Bu 6 Mayıs'ta bayramdan önce ben yine kayınvalidemi aradım. Dakikasını, kontürü neyse işte yükledim. İmkanım dahilinde yine şey yaptım. Bir miktar az da olsa gücümün yettiğince maddi yardımımı da yaptım. Oğlu telefonu elinden almış... Ya bu adamı bırakacaksın ya bu adamla ol bizi unut gibi bir cümlelerin ifşahı söz konusu. O da en sonunda diyor ki telefonumu ver, ben onunla birlikte yola çıkacağım. Bana hiç zararı olmadı, hep faydası oldu. Kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız da siz bilirsiniz. Şimdi siz eski eşinizle boşandınız. Yani resmi evlendin, evet. Resmi boşandın. Boşandıktan sonra gizli gizli görüşmeye mi başladınız? Kısa bir süre yine birlikte yani şey yaptık. Orada bir iddiacı oldu. Yani biz birbirimizi seviyoruz, ayrılmayacağız. Yani şartlar ne olursa olsun hem yavruları kaybetmemek, hem çoluğumuzu çocuğumuzu kaybetmemek, hem söz konusu olan ikimizdeki idame edeceğimiz hayatı yaşamak. Ama hasta olduğu için artık bir düşüş yaşadı. İçine atıyor, içine atıyor. Eşiniz Aysel Hanım'a seslenir misiniz? Hayatım. Her zaman sana söylediğim gibi bu zamana kadar ne istediysen ve yapabileceğime inandığın bütün doğrultuda hep arkanda olduğuma ve bundan sonra yaptıklarım yapacaklarımın da sana teminatıdır. Esra Erol ablaya gideceksin dedin, orada nikahımızı yapacağız insanlara. Bunu hanımefendi mi söyledi? Evet, olmazsa dedi Esra Erol ablamıza gideceğim, ben nikahımı orada yapacağım, bazı insanların da ağzı kapansın. Az önce onu söylemeye çalışıyordum. Özür dilerim. Orada çok ciddi anlamda bir laf dolanıyor Hülya Hanım. Hani bir taksi gelse 100 kişi soruyor kime geldi, kime gitti. Laf kalabalığı, küçük bir yer. Dedikodu yani. Mahcubiyet yaşıyor. Ben de o zaman dedi ki bana, Esra Erol'da yapalım nikahımız dedi. Yapıyorsan, yani yapacaksan. Dedim ki Esra Erol değil, öl de ölürüm, kal de kalırım. Ne istiyorsan yaparım. Ve geldim. Allah hepinizden razı olsun. O kadar da güzel davrandılar ki aldılar, dinlediler. Ben eşime sesleniyorum. Benim her zaman sen yürek sızımın ilacısın. Benim tek tanemsin. Benim can tanemsin. Benim can suyumsun. Sen varsan varım. Sen yoksan ben de yokum. Ve seni çok seviyorum hayatım. Ol dediğin yerde olmaya, ol dediğin yerde olmaya, öl dediğin yerde ölmeye koskoca 84 milyon Türkiye'nin önünde söz veriyorum. Varsan varım. Yoksan ben bugün ben de yokum.